Efendim, Nazan Hanım'ın mesajı var sırada da. Nazan Hanım şöyle yazmış. 10 yaşında kızım var. Sizin kitaplarınızdan onda güvenli bağlanma sorunu var gibi geldi bana. Ve bende de anne teyze ayrımından bahsetmiştiniz. Sanki ondan var gibi. Kendimi kızımın annesi gibi değil, sanki teyzesi gibi hissediyorum. Çözüm için sihirli formülleriniz de var mı acaba? Sonuç itibariyle zor bir bebek olan kızım büyüyüp zor bir çocuk oldu. İknası zor, mutlu olması zor, çalışması zor, oynaması zor diye yazmış Nazan Hanım. Nazan Hanım, evet, bağlanma problemini fark etmişsiniz. Kitabın ilerleyen bölümlerinde şunu görmeniz lazımdı. Yeniden bağlanma, yeniden bağlanma, yeniden bağlanma. Yeniden bağlanabilmesi için çocuğun anneyle birlikte bir süre yatması lazım. Annenin çocuğa koşulsuz bir ortam hazırlaması lazım. Kızgınlığı, öfkeyi, terbiye etmeyi bir tarafa bırakması lazım. Çocuk koşulsuzca anneyle bir sevgi iletişimine geçmesi lazım ki yeniden bağlansın. O da kitabın ikinci bölümünde yer alıyor. Ama gördüğüm kadarıyla şunu da beraberinde söylemem gerekir. Galiba bir terapi kitabı yazmak lazım. Bir terapi kitabı. Yoksa ben burada anlata anlata dilim damağım kuruyor. Her yeni gelen bir dinleyici de peki şimdi ne yapmam kısmında takılıp kalıyor. Yeniden bağlanma, yeniden aidiyet oluşturmayla ilgili bizim hani o terapi görüşmelerinde yaptığımız gibi adım adım süreci takip ederek aslında bir terapi kitabı yazmak lazım. Sanki işte bir anne terapiste gitmiş gibi eline kitabı alıp birinci seans, ikinci seans, üçüncü seans gibi bölüm bölüm seansları okuması lazım. Ve okuduğu bu seanslara göre de kendi evinin içerisinde değişiklikler ve kendi ruhunda değişiklikler yapması lazım zannedersem. Böyle bir kitaba ihtiyaç var mı? Eğer ihtiyaç var ise bana Twitter üzerinden gönderebilirseniz, Twitter adresimi de söyleyeyim. Adem alt çizgi Gunes. Adem alt çizgi Gunes. O kitaba da yoğunlaşmak istiyorum. Yani evde terapi. Çocuğu bir uzmana götürmeden bir annenin kendi yöntemleriyle kendini önce, sonra da çocuğu, sonra da evini nasıl bir bütün haline getirebileceğini anlatan bir kitap aslında güzel olur diye düşünüyorum. Acaba siz de aynı fikirdeyseniz bana lütfen yazarsanız ben de bunun üstünde yoğunlaşmak isterim. Bu yılın içerisinde de inşallah tüm bu tecrübeleri, hiç belki de bir uzmana gitmeye gerek kalmadan bu tecrübelerin hepsini seans seans, 12 seans yani 12 bölüm bir kitabın içerisinde toplasak ne kadar güzel olur herhalde. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.